Arkadaşlar ben Azgen İteri kanalından Gökhan. Bugün günlerden pazar ve pazar günü Kar Kupası finalini sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Barcelona'ya karşı Kar Kupası finali zorlu mu geçer, nasıl geçer bilmiyorum ama arkadaşlar sizden güzel bir destek bekliyorum. Dün açıkçası şaşırdım biraz ve şuna da şaşırdım. YouTube bu hafta bizi çok fazla önerilenlere çıkarmadı. Diğer hafta daha fazla izlenmiştik. Bu hafta neden böyle bir şey oldu bilmiyorum ama yorumlarda ve beğenilerde biraz eksiklik gördüm. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yapacağımız şey şu. Yani sizden istediğim şey şu. Bugün bakın arkadaşlar oluşturacağım kadroyu göstereyim. Maçın adamı kim olur? Bunu bugün gene yapalım. Griezmann'ı forvet oynatacağım. Kadromu tam olarak görün arkadaşlar. Ondan sonra siz de kararınızı verin diyorum. Maçın adamı bugün kim olur? Hep birlikte karar vereceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi arkadaşlar kadrom bu şekilde. Neymar, Griezmann, Ziye, Izquierdo, Çalhanoğlu, Iniesta, Callejon, Da Costa, Söyüncü, Semedo ve Gönen. Cenk Gönen. Arkadaşlar kadrom bu şekilde. Maçın adamı kim olur? Yorumlara bırakın ve bir like atın. Herkes bir like atarsa arkadaşlar artık artı 350-400 like'ı bizim geçmemiz lazım. Ve bugün arkadaşlar başka bir video daha gelecek. PES 2019 Mobile'in ilk top açılım videosu olmasını bekliyorum. Umarım beklentilerimizi karşılayacak bir video olur diye düşünürken hep birlikte arkadaşlar Barcelona'ya karşı mücadelemizi yapalım ve maçın adamını kim olacağını tahmin edip yorumlara bırakın. Kadromuz Neymar'lı, Griezmann'lı, Ziyech'li bu şekilde arkadaşlar. Sizden güzel bir destek bekliyorum. Elleriniz dert görmesin diyorum. Artık Ayaz Game TR ailesini daha yukarılara taşırmak sizin elinizde. O yüzden hepinize de şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Maçın adamı kim ve beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi videomuza ufak ufak geçelim. Bu final bize artı 440 coins kazandıracak ve rakip biraz zorlu. Yani rakibin zorlu olduğu gerçekten aşikar. Şimdi Neymar pası Hakan. Ondan Iniesta'ya. Iniesta, Anton Griezmann. Anton Griezmann. Şunları bir atlatamadık. Umtiti. Şimdi Paulinho. Hakim Ziye, güzel bir pas. Anton Griezmann'a. Griezmann. Griezmann. Final ilk golü mü? Gelmedi. Izquierdo mu? Sergio Roberto mu? Korner. Çok güzel. Korner olması harika oldu. Şimdi Neymar. İyi orta keserse gol gelir. Neymar bıraktı. Ziye. Direkten döndü. İnanılır gibi değil. Final maçında ilk top. Şimdi Semedo. Ortası. Bir daha korner. Ve bir daha Neymar ortalayacak. Neymar ortaladı. Bomba çağlar. Çağlar kafa geldi ama defanstan geldi. Manuel Da Costa. Callejon. Ondan güzel bir pas. Hakim Ziye'ye. Hakim Ziye. Şimdi bir kafa gelir mi Iniesta'dan. Ondan da gelmedi. Barcelona savunması bizi biraz zorlamaya çalışıyor. Semedo. Callejon'u kaçırdı. Callejon. Gol gelir. Neymar kafası kaleci Ter Stegen. Yani şu an top tamamen bizde olmasına rağmen golü atamadık. Luis Suarez. Semedo. Iniesta bomboş bıraktı Neymar'a. Offside var mı? Yok. Neymar. Neymar kaleci direkt dönen pozisyon ve gol. Neymar Junior. Adamsın Neymar. Adamsın Neymar. Öyle güzel bir gol attık arkadaşlar. Tekrarını izleyelim. İşte Neymar. Direkten döndü. Dönen pozisyon. Neymar tamamlarım dedi. Direkt miydi yoksam? Tersliğe gelmedi. Direkmiş ya da kaleciymiş. Artık her neyse 1-0 öne geçtik. Maçın adamına aday bir oyuncu. Neymar zaten en büyük adaylardan bir tanesi. Şimdi Hakan. Hakan... İnanılır gibi değil. Arkadaşlar yani foul yaparken inanın isteyerek yapmamıştım ve kırmızı kart. Finale kırmızı kart damgası. İşte kontradan 2 bulabilme ihtimalimiz yüksek. Şimdi uzun oynadık. Bomboş pozisyonda Griezmann. Anton Griezmann. Anton. Ziye'ymiş. Griezmann değilmiş ve Ziye. Hakim Ziye. Ziye demiyorum arkadaşlar. Ziye diyorum. Bunu da söyleyeyim. Bazı kardeşlerim yanlış okuduğumu telaffuz ettiğimi söylemişler ama
Hakim Ziyeh diyorum ve çok güzel bir gol. Skor 2-0. Öyle bir pas. Ya kontradan bulduk bildiğiniz ya. Uzun tek top. Şimdi Messi. Messi ne oluyor ya? Messi. Yani inanılır gibi değil arkadaşlar. Burada gol yememiz gereken bir pozisyonda gol yedik. Bir an Dipet'in kontrolünü elime alamadım ve Çağlar'ın da burada topa müdahale etmesi gerekiyordu. Skor maalesef 2-1 oldu. Hiç beklemediğimiz bir anda Lionel Messi'nin attığı gol açıkçası moralimizi bozdu. Iniesta. İlk yarı 2-1. Bir kırmızı yedik. Sonunda ya şu reklama izlemeden atladık. Ziyeh. Neymar. Şimdi Callejon. Iniesta. Hakim Ziyeh kaleci. Dönen pozisyon. Jordi Alba. Şimdi top. Bir faul daha ve sarı kart yok. İyi güzel. Sarı kart olmaması beni memnun etti açıkçası. Coutinho. Şimdi top. Callejon. Gene uzun bir top. Gol gelir mi? Çok güzel bir pas. Kaleci. Daha tecrübeli. Önceden de çıktı. 2-1. Sadece bir gol ihtiyacımız var. Fazla değil. Iniesta. Bomboş. Ziyeh gelmedi. Tek başına gideceğine. Arkadaş inanılır gibi değil şu an. Suarez. 2-2. İnanılır gibi değil arkadaşlar. Harbiden yok böyle final. Suarez tamamladı Cenk. 10 kişiden sonra 2 gol yememiz. Hatta 1 gol sadece. 2 gol dedik de. Izquierdo. Izquierdo. Hadi hızına güveniyorum be. Izquierdo. Izquierdo bıraktı Neymar'a. Neymar. Neymar. Suarez. Luis Suarez. Faul de yapacaktım neredeyse arkadaşlar çünkü korktum. Anton Griezmann dakika 79. Izquierdo bıraktı Neymar'a. Neymar. Neymar. İçeri geldi. Bomboş Izquierdo. Gol gelmedi. Ter Stegen. Arkadaşlar inanılır gibi değil. Şu an final maçı. Ve... Yok böyle final. Final maçını kaybettik. 3-2. Yani öyle bir geri dönüş yaptı ki. Neymar. Izquierdo. Neymar. Ve maalesef. Maalesef final maçını kaybettik. İnanılır gibi değil arkadaşlar. Harbiden inanılır gibi değil. Şu an inanılmaz derecede şoktayım arkadaşlar. İlk kez bir final maçını kaybettim. Yani şu an şoklardayım. Gümüş madalya tek alabildim. Şoka uğradık. Yok böyle final. Gerçekten şoka uğradık. Yani... Şu an yani inanılmaz derece üzüntülüyüm ve durumu idrak etmeye çalışıyorum. Neden kaybettik? Kırmızı karttan dolayı mı kaybettik? Yanlış oyun anlayışı mı? Üçlü defans mı? Gerçekten üçlü defans çıkmamız çok çok kötü oldu. Bundan sonra asla üçlü defans çıkmayacağım. Harbiden çıkmayacağım. Çünkü üçlü defansın bana yaramadığını gördüm. Arkadaşlar yani moralsiz bir şekilde videoyu kapatacağım. Ya ilk kez bir videoda bu kadar üzüldüğümü görüyorsunuzdur bilmiyorum ama en azından hissediyorsunuzdur. Yapacak çok bir şey yok. Altın madalya alamadık. Gümüşte kaldık. Üzüntümüz belli. Neyse arkadaşlar çok fazla laf uzatmadan
Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Kar kupasını kazanamadık. Yapacak çok fazla bir şey yok. İyi olan kazandı diyelim. Kendinize iyi bakın.